üstünüze. Çabuk olun. Bunlar ne Şener Bey? Çelik yelenk. Çelik yelenk mi? Evet, bu akşam ülkemizin en sakat babalarından Ali Capone ve adamları Le Chenel restoranına yemek yemeye ve büyük bir ihtimalle de aramızdan birkaç kişiyi yaralamaya geliyorlar. Ne? Evet, o yüzden bu çelik yelenkleri giyeceğiz. Vurulsak da ölmeyeceğiz. Ölsek de yerlere fazla kan sıçratmayacağız arkadaşlar. Ne? Evet. Anlatabildim mi? Şener Bey, müsaadenizle ben istifa edebilir miyim? Böyle bir şey olmaz. Ya da beni kovsanız? Böyle bir şey tamamen aklından çıkar. Ya Şener Bey, ben ölmek istemiyorum. Ben daha çok gencim ama ya. Sen genç misin? Gülüyorsun. Sen ne gülüyorsun ya? Allah Allah, gencim tabii. Ya Tanrımız'da sen gençsen ben daha doğmadım. Üstüne bak. Şener Bey, çok ayıp oluyor ama. Çok. Aa, hadi uzatmayın çocuklar. Giyin bakayım şunları. Biz önlemimizi alalım. Hadi bakalım, birazdan adamlar gelirler. Gazamız mübarek ola. Anladın mı Makiko'san? Şener. Aman. Şener dur, dur bir dakika gel. Bu gel. Bu ne böyle? Ay ne oluyor? Anne. Ay canım dur, dur. Şener. Efendim? Şener sakın üstüne alınma ama. Ben bu akşam gerçekten annemin evine kaçmak zorundayım kocacığım. Eskiden olsaydı böyle güzel bir haber için göbek atardım ama bu durumda olmaz. Çünkü zor durumdayım, bunu biliyorsun karıcığım. Ne? Yani neymiş peki bu durum, bulduğun? Ay, şu Ali Capone denilen adam hakkında bir araştırma yapayım derken... ...bak, bak şu dergide ne buldum. Ne buldun hayatım? Adamın en büyük hobisi neymiş biliyor musun? Neymiş? Ay gittiği yerlerde sahneye çıkan şarkıcıları bacağından vurmakmış Şener. Ne? Evet, evet. Peki ne yapacağız şimdi? Hele, hele o şarkıcılar istediği şarkıyı okumazsa... Bir de sesini beğenmezse çekiyormuş tabancayı. Ay. Şener çekiyormuş dam. Ay. Peki ne yapabiliriz biz bu durum karşısında bilemiyorum ki. Ay bilmiyorum, ben kesinlikle sahneye çıkmıyorum bu akşam. Sen çıkmazsan ne yapacağız, piyano boş duracak. Bunun yanına bir şarkıcı lazım. Biz bunu nereden bulacağız, adam ister şarkıcıyı. Ay bana ne, ben kesinlikle çıkmıyorum, ne yaparsan yap. Ben canımı sokakta bulmadım ya. Herhalde ben de canımı sokakta bulmadım ama 25 yıldır senin gibi biriyle evliyim ya. Al. Tamam aşkım aşkım, birini bulalım. Ama o mafya babasının üstelik de bu kadar azgın bir babanın karşısına... ...bu kadar rahat ya da rahatlıktan öte salak birini nereden bulacağız? Böyle biri mi var etrafımızda? Ya. Düşünebiliyor musun? Salak. 17. Neymiş? Daha 17, 17, 17. Emin misin Şener'cim? Ne? Gözde'cim, sana hiç bugüne kadar sesinin ne kadar güzel olduğunu söyleyen oldu mu acaba? Yo hayatım, olmaz. Yo hayatım olmaz, onu yapma. Sardı korkular, gelecek yıllar. Düşündüm sensiz nasıl yaşanacaklar. Gözlerimde canlanırken yaptığın haksızlıklar. Güçlendim, her şey bambaşka olacak. Döndüm bak, geldim şimdi. Bugünü aslında nasıl sabırla bekledimdi. Seni yalvarırken görmek, seni ağlatabilmek. Geçmişi senden geri almak. Ekmek yok mu ekmek? Ben hemen getireyim efendim. Ha, Bekir'im yapma. Zeytinli ekmek var mı peki? Zeytinli ekmek mi? Ah, biliyordum, biliyordum. Burada zeytinli ekmek olmadığını biliyordum. Aslında bizim ekmeklerimiz zeytinden yoksun olabilir elbette. Ama içeride... Çok sinirleniyorum. Şu anda birini vurabilirim biliyor musun? Ne? Çok affedersiniz efendim. Bir problem mi var, bir problem mi var acaba? Yok. Öyle büyük bir problem yok Şener Bey. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Garsonunuz burada zeytinli ekmek olmadığını söyledi de... Öyle. Ben de doğal olarak çok sinirlendim tabii. Tabii çok doğal bir şey. Ne demek böyle bir şeyi söylemesi garson denilen adamın değil mi? Çok işte haklısınız. Ben de öyle sinirimi yatıştırmak için... ...kimi vursam acaba diye bakınıyorum. Ne? Siz Necati Bey nasıl böyle bir şey söylersiniz? Nasıl zeytinli ekmek yok dersiniz bu müessesede? Ama Şener Bey içeriden zeytinli ekmek falan yok yani. Sık tık!
Bir dakika efendim, şimdi geliyorum size. İzin verir misiniz efendim? Sen nasıl şoförüsün? Tarık Usta'ya söyle, bütün siparişleri doldursun ve hemen zeytinli ekmek yapasın. Çabuk ol! Yürüyorum! Çok affedersiniz efendim, kendisi biraz salaktır da. Bebesi doğururken elinden kaydırmış, o yüzden de sonuç bu. Birini vurmak istiyorsanız onu vurabilirsiniz. Yani onu vurursanız ülke için hiçbir kayıp değildir efendim. Hatta sevabı bile var. Yani faile meçhule bile girmez. Siz? Ben? Neden şarkınızı yarıda kestiniz? Ben şarkımızı sizin için kestim. Yani sizin zeytin ekmeğiniz için kestim Ali Bey. Çabuk şarkınızı kaldığınız yerden devam edin. Çabuk! Baştır efendim, baştır efendim. Yalnız istediğiniz bir şarkı olursa lütfen şu peçeteye yazın efendim. Her türlü şarkıyı sizin için bir emir telakki edip söyleyeceğiz efendim. Yalnız bir gün yapın. Yesterday when I was younger, when I jabanı, gubanı, kibirik gibi şarkıların dışında yabancı hiçbir repertuarımız yoktur. Bunu saygıyla bildiririm efendim. Ne? Baştır efendim. Sardı korkular, gelecek yıllar.